İnsan hakları savunucuları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, hoş geldiniz. Basın açıklamamıza başlıyoruz. Aynı derin acı ve aynı ısrarla bininci hafta. Bugün burada bininci kez aynı derin acı ve aynı ısrarla bir araya geliyoruz. Bin hafta, yani 7000 gün, 229 ay, yani arayışla geçen bir ömür. Biz cumartesi anneleri insanlarıyız. Anneyiz, babayız, eşiz, kardeşiz, evladız, yeğeniz, torunuz. Yani sizler gibiyiz. Ama aslında bir farkımız var sizden. Bizim kalbimizde aynı derin yara sızlıyor. Sevdiklerimizin mezarlarına bile sahip olamamanın tarifsiz acısı. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan sevdiklerimizden bir daha haber alamadık. Ya aylar, uzun yıllar sonra kimliği meçhul kişi olarak gizlice gömüldükleri kimsesizler mezarlığında ağır işkence izleri taşıyan bedenlerine ulaştık ya da hiçbir iz bulamadık. Onlardan geriye sadece isimleri ve kucaklarımızdaki fotoğrafları kaldı. Kucağımızda fotoğraflarını taşıdığımız sevdiklerimize bir bakın. Onlar da sizin gibiydiler, işçilerdi, esnaflardı, taksicilerdi, çiftçilerdi, doktorlardı, eczacılardı, hemşirelerdi, gardiyanlardı, avukatlardı, gazeteci, öğretmen, mühendis, iş insanlarıydı, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileriydi, siyasetçi, sendikacıydı. Onlar bizim en sevdiğimizdi. Bin haftadır hiç dinmeyen bir ağrıyla ve aynı zamanda hiç bitmeyen bir umutla Galatasaray meydanında bir araya geliyoruz. Devletin alıp götürdüğü sevdiklerimizi istiyoruz. Akıbetlerini bilmek istiyoruz. Bin haftadır soruyoruz, kayıplarımız nerede? Bin haftadır soruyoruz, sevdiklerimizi kaybedenler, bu insanlığa karşı suçun fail ve sorumluları neden cezasızlıkla korunuyor? Bin haftadır haykırıyoruz. Unutmuyoruz, asla unutmayacağız. Bin haftadır haykırıyoruz, vazgeçmiyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz. 27 Mayıs 1995'ten beri her hafta saat 12'de Galatasaray meydanında toplandık. Galatasaray bizim ve kayıplarımızın sesi oldu. Kimi zaman engellendik, kimi zaman yasaklandık, şiddetle, zorla dağıtıldık, kimi zaman gözaltına alındık, yargılandık ama ısrarımızdan bir an bile vazgeçmedik. Nasıl vazgeçelim? Onlar bizim göz bebeğimizdi. Göz altında kaybedilen sevdiklerimize dokunamıyoruz ama her cumartesi onların resimlerini gururla taşıyoruz. Mezarlarına çiçek koyamıyoruz ama her cumartesi onlar için Galatasaray meydanında bir karanfil bırakıyoruz. Bu gelenek kuşaktan kuşağa aktarılarak sürüp gidecek. Galatasaray meydanına bakan her göz, o meydandaki her taş devletin bu büyük utancının ve cumartesi annelerinin direncinin tanığıdır. Bin hafta kamuoyunun karşısına tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi Galatasaray'a değil, sevdiklerimizin gerçek mezarlarına bırakmak istiyoruz. Doğdukları, yaşadıkları topraklarda bir izleri, bir mekanları olsun istiyoruz. Bininci haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar onları aramaktan vazgeçmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Arkadaşlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılım gösteren demokratik kitle örgütü temsilcilerine, insan hakları savunucularına teşekkür ederiz. Basına da aynı zamanda teşekkür ederiz. Sağ olun.